Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerin karşısına şöyle güzel fırında tavuklu patates tarifiyle geldim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçerim arkadaşlar. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Gördüğünüz gibi masamın üzerine bütün malzememi hazırladım. Şimdi ilk önce şöyle 6 tane orta boy gördüğünüz gibi patateslerimi soydum, yıkadım. 3 tane de soğanımız var. Şöyle altında da 6 diş sarımsağımız var. Şimdi ilk önce patateslerimizi, soğanlarımızı güzelce bir doğrayalım. Hadi bakalım. Şöyle bir tane dikdörtgen tepsi kullanıyorum. Şöyle hemen elimle arkadaşlar buraları biraz hızlandıracağım. Sizleri sıkmamak adına. Şöyle halka halka soğanlarımızı, daha sonra da patateslerimizi doğruyoruz. Evet, soğanlarımı, patateslerimi doğradım. Hemen şöyle üzerlerine çok az bir tuzumuzu gezdiriyoruz. Şurada da şöyle bir miktar kekiğimiz var arkadaşlar. Hemen kekikten de şöyle çok az serptim. Şimdi güzelce şöyle bir harmanlayalım. Evet, güzelce karıştırdım. Şöyle tepsimin içine yaydım. Evet, şöyle bir kenara alalım arkadaşlar. Hemen şimdi asıl tavuğumuzu lezzetlendirecek baharatımızı hazırlıyoruz. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Evet, şimdi sosumuzu hazırlayalım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yine aynı bardakla arkadaşlar. Hatta biraz yarıdan da fazla olmuş. Sütümüz var. Sütümüzü de ekledik. Şöyle bir yemek kaşığı karışık biber ve domates salçamız. Hemen salçamızı da ekliyoruz. Evet, salçamızın ardından şöyle bir tatlı kaşığı toz biberimiz var arkadaşlar. Kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı karışık baharat. Şöyle bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kekik. Ve şöyle son olarak da iki tatlı kaşığı tuzumuzu da ekliyoruz. Ve şöyle güzelce bir sosumuzu karıştırıyoruz. Evet, sosumuz hazır. Şimdi tekrar yine tepsimizi yanımıza alalım. Şöyle ben 8 adet arkadaşlar tavuk pirzola kullandım. Şöyle kemikli. Şimdi pirzolalarımızı şöyle tepsimize dizelim. Şöyle biraz da bıçakla şöyle kesikleri attım ki güzelce yapmış olduğumuz sos pirzolamızın her tarafına temas etsin. Daha lezzetli oluyor böyle yaptığınız zaman. Şöyle 6 diş de sarımsağımız vardı. Şöyle tepsimizin içine onları da attım. Şimdi yapmış olduğumuz sosumuzu güzelce şöyle her tarafına gezdirecek şekilde dökelim arkadaşlar. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şöyle de çok güzel olur. Şöyle içine de bandırabilirsiniz. Dilediğiniz gibi
Şöyle elinizde ya da sürebilirsiniz her tarafına gelecek şekilde. Tamamen size kalmış. Bakın şöyle şekil çevirip de sürsek daha bir en azından sosu her tarafa geçmiş olur. Şimdi döktüğüm zaman sadece üzerlerinde kalacağı için şöyle elimle sürmem daha iyi olur. Evet, sosumuzu şöyle pirzolamızın iki tarafına da sürdüm arkadaşlar. Eğer benim gibi vaktiniz varsa şöyle bir yarım saat üzerine streç film sarıp buzdolabında bekletin. Daha bir lezzetli olacaktır. Ben de şimdi elimi yıkadıktan sonra şöyle güzelce bir tepsinin üzerine kapatıp buzdolabında yarım saat bekletip ondan sonra fırına süreceğim. Fırına sürerken de zaten sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlk önce üzerine şöyle bir yağlı kağıt sereceğim. Şöyle bir 35-40 dakika üzerini kapatarak pişireceğim. Daha sonra da pişmesine yakında üzerindeki kağıdı alıp güzelce tavuklarımızın üzeri kızarana kadar tekrardan fırınlayacağız. Evet. Arkadaşlar tam yarım saattir şöyle beklettim güzelce sosun içine çekmesi için. Şöyle bir tane yağlı kağıdımızı güzelce ıslayıp şöyle elimle buruşturdum. Şimdi tavuklarımızın üzerine şöyle bir kapatalım. Dediğim gibi 35-40 dakika piştikten sonra da şöyle üzerindeki kağıdını kaldırıp tekrardan şöyle kızarmasını sağlayalım. Fırınımı da 200 dereceye ayarladım. Hadi bakalım şimdi fırına gitmeye hazır tavuklarımız. Evet, şöyle hemen fırından arkadaşlar çıkardım. Şimdi tekrardan fırınımıza gönderiyoruz. Güzelce tavuklarımız kızarana kadar pişiriyoruz. Gerçekten de şimdiden bile çok güzel oldu görüyorsunuz. Şimdi tekrar fırına gönderelim. Evet, fırından tavuğumuz çıktı. Ne kadar şöyle patatesimiz, soğanımız ve sosumuzdan kalmasa da bakın çok güzel bir şekilde kızardı. Her zaman söylüyorum. Benim çocuklarım etçili olmadığı için oğlum biraz önce okuldan geldi patateslerini, soğanlarını. Oğlumla kızıma sofra indirdim. Onlara servis ettim arkadaşlar. O yüzden hani biraz önceki zaten halini gördünüz. Onlar videomun sonunu beklemediler. Biliyorsunuz özellikle erkek çocukları açlığa fazla gelemiyorlar. O yüzden ben onlara sofrayı indirdiğim için şöyle sizlere de Allah'tan şöyle birkaç tane patates bırakabildim. Gördüğünüz gibi etlerimiz de çok güzel bir şekilde kızardı. İnşallah sizler de bu tarifimi denersiniz ve memnun kalırsınız. İnanın yaptığımız sosuyla çok güzel bir tavuk oturtması hazırladık. Şöyle hemen tabağıma da sizler için alıyorum arkadaşlar. Zaten böyle patates oturtması falan yaptığımda ben sürekli böyle patatesini, soğanlı olsun çocukların tabağına koyarım. Biz eşimle etleri seviyoruz ama ne kızım olsun ne de oğlum olsun pek etçili olmadığı için onlara şöyle önceden patateslerini, soğanlarını verdim. Bayağı bir sosu suyu da vardı arkadaşlar. Onu da onların böyle patatesin üzerine döktüm. Zaten sizlere de şöyle fırındayken çekmiştim son halini görüyorsunuz. Bugün de şöyle mutfağımızda sizlerle beraber şöyle lokum kıvamında güzel bir patatesli tavuk fırına koyduk. Çok güzel bir yemek oldu bence de. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalırsınız. Bir dahaki yeni tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.